Kusura bakma, çekimdeymiş hiçbir. Evet. Şimdi son dönemdeki en son kaybımız olan 10 yaşındaki bir çocuğun ölmesinden kaynaklı. Bunda bir farkındalık arttı. Aslında her sene bu şekilde ısırma vakası sıklıkla görülüyor. Ve bununla ilgili olarak da sağlık kuruluşlarına bununla ilgili büyük başvuru sayısı var. Çünkü kuduzun tabiatı gereği tedavisi güç hatta imkansıza yakın bir nitelikte olduğu için koruma önemli. Ve insanlar ister aşılı olsun ister aşısız olsun ısırma vakasında muhakkak bir sağlık kuruluşuna başvurmalarında fayda var. Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yayınlar var. Bunlardan özellikle işte takipte literatür bazında her yıl 180 bin üzerinde bir başvuru oldu. Bunların içerisinde çok olarak, sporadik olarak yani bireysel bağlı olarak kuduz vakalarının sinirlere bağlı, bölgelere bağlı görüldüğü biliniyor. Hayvanlarda bizim baktığımız vakalarda en son Kırıkkale'de 2014 senesinde 4 tane vakayla karşılaştık. Ama tabii aldığımız bilgilerde özellikle işte İl Tarım Müdürlüğü'ne başvuru sonrasında elde edilen bilgilerde bunların da açıklanmasında dönem dönem işte Türkiye'nin değişik muhtelif yerlerinde vakaların da çıktığı bilinmek. Kuduzun bir aslında bulaşım şeyi var, sistemi var. Bunlar da en önemli tabiatta yer alan yaban hayat. Yaban hayat dediğimiz zaman ne var? İşte kurt, çakal, ondan sonra tilki özellikle ve bu yer altında özellikle gelincikler. Bunlar gibi vakalar ya direkt insanı ısırarak bulaş yapabilir veya ev hayvanları ya da çiftlik hayvanlarını ısırarak bunların üzerinden bulaşı sağlayabilir. Bu bir döngüdür. Ya da belirli dönemlerde ülkemizde olmamakla birlikte bazı ülkelerde yarasadan da bu şekilde kuduz vakaları geçtiği çok iyi bilinmektedir. Çiftlik hayvanlarında kuduz aşısı yapılmıyor. Fakat çiftlikte bakılan özellikle köpeklerde bunların aşısının yapılması aslında kanunlarında zorunlu. Özellikle kişiler dışarıda yaban hayatıyla ilk karşılaşan bu köpekler oluyor. Bu köpeklerin kuduz olmasıyla birlikte gelip memesini ısırması özellikle ineklerin, koyunun bu şekilde hastalığını onlara da yayabiliyor, geçebiliyor. Burada köpeklerin de aşılanması her sene zorunlu olmakla birlikte kuduz aşısı yapılması gerekiyor. Evde de bizim kedi ve köpeklerde veya diğer memelilerde bu aşıyı her sene zorunlu olarak tekrarlatmamızda fayda var. Ayrıca bu kanuni bir zorunluluktur. Bunun da yapılması gerekir. Burada özellikle son dönem içerisindeki araştırmalarımızda çok dikkat çekici. Son bir sene içerisinde 250 bin kişinin kuduzdan tedavi olduğunu belirtmekte. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün ise son bir sene içerisinde dünyada 59 bin kişinin hayatını kuduzdan dolayı kaybettiğini belirtmiş. Özellikle köpek için bakacak, konuşacak olursak gözlerdeki asimetri. Gözler simetrik değilse ilk akla gelmesi gereken nokta kuduz olabileceği, bir diğeri ağızdan salya akması, değişik hareketlerde bulunması, saldırgan veya felç olması durumunda bu başı boşsa ve aşısız olduğu biliniyorsa bu hayvanın kuduz olduğu şüphesi uyanması gerekir. Bunun vatandaşın bilmesi oldukça güç, vatandaşın yapması gereken özellikle işte bu son hayvanseverlerin özellikle bu konuda titiz olduğu ve İşte felç olarak nitelendirildiği hayvanlar bazen kuduz olabilir. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Muhakkak veteriner hekim danışmanlığında bilgisine başvurulmasında fayda var. Kediler biraz bu konuda daha rahat. Çünkü kedilerde çok fazla bu ısırılma olayları karşılaşılmıyor. Ama özellikle tilkiden köpeklere geçişteki bu ısırılma çok fazla olduğu için aslında Türkiye'de ana kaynak tilki olduğu bildirilmiş. İlk önce yapılması gereken nokta eğer bir evde kedi veya köpeği varsa ya da bahçesinde işte köpeği veya buna bazı benzer işte tavşan gibi memeli hayvanları varsa, memeliler varsa bunların muhakkak her yıl kuduza karşı aşılatması zorunlu olmasının yanı sıra önemli. Bu bir. İkincisi ısırılma vakasında gerek kendisinde veya hayvanın ısırılmasında eğer yara çok büyük değilse oranın hızlı bir şekilde sabunlu suyla yıkanması gerekiyor. Ve derin basınçlı suyla o bölgenin temizlenmesi gerekiyor. Arkasından sağlık kuruluşuna gidecek. Çünkü ısırılma yeri, özellikle beyne ısırılma yakınlığı, mesela elle ısırılma ile boyun ısırılma arasında çok farklılıklar vardır. Bazen göreceksiniz sokaklarda kulağında küpeli olan hayvanlar var. Bu tamamen sonuna kadar aşırı anlamına da gelmiyor. O kısırlaştırılmış ve aşılanmış demek. Ama biliyorsunuz aşırının ömrü bir sene. Bir seneden sonra küpe yerinde kaldığı süre içerisinde bu daima aşılı demek değildir. Bunun da yine kontrolünü duyarlı vatandaşların belediyeye haber etmesiyle onun takibi sağlanabilir. Bir diğeri son dönemde bu senenin sonunda bir çip takılacak ve çipin
kayıtlı altına haline gelmesi sağlanacak. Bu kayıt altına geldikten sonra her sene bunun aşılarının yapılıp yapılmadığı bir şekilde kontrol altına olabilecek. Ama bu önlemlerden bir kısmı. Asıl önlemlerden bir kısmı da yaban hayatıyla ilgili. Yaban hayatıyla ilgili de özellikle aşılı et atıyorlar. Özellikle Orman Bakanlığı yetkileri, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkileri. Bu da ne kadar ulaşıyor? Bununla ilgili bir veri yok.